Sevgili seyirciler, birbirinden özel tasarımlar artık evlerimizin sadece salonlarını değil, banyolarını ve mutfaklarını da ilgilendirir oldu. Erol Banyo Dolapları'nın üretim sorumlusu Abdullah Türkmen, yenilikçi tarzlarıyla birlikte ihracat potansiyellerini de geliştirdiklerini dile getiriyor. Mobilyalar, kullanım alanlarımızın görselliğini artıran ve bizlere kullanım kolaylıkları sağlayan araçlardır. Profesyonel tasarımlarıyla banyonuzdaki dekorasyonu direkt olarak etkileyen ve şık tasarımlarıyla ihtiyaçlarınıza uygun olarak mobilya üretimi yapan Erol Banyo Dolapları, günümüz teknolojisinin geldiği noktaları takip ederek ve son mobilya trendlerini göz önünde bulundurarak üretimini Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında sürdürüyor. Firmanın üretim sorumlusu Abdullah Türkmen her daim yeniliklerin takipçisi olduklarını söylüyor. Erol Banyo Dolapları 2006 yılından itibaren bünyemizde faaliyet göstermeye başladı, üretimlerine başladı. Sektördeki güncelleştirmeleri, yenilemeleri takip ederek ürün yelpazesini genişletmeye, yani her yıl yeni modellerle piyasaya girmeye devam ediyor. Banyonuz için seçeceğiniz dolaplarda ihtiyaçlarınızın karşılığını verecek olan mobilya tasarımları, fonksiyonel özellikleriyle size yerden tasarruf etme imkanı sağlıyor. Firmanın tasarımlarında işlevsellik olmazsa olmazlardan. Ürün yelpazelerinin genişliğine vurgu yapan Abdullah Türkmen, 60 kalem ürünle ayda minimum 5000 parçaya tekabül eden 2500 banyo dolap takımı üretim kapasitesine sahip olduklarının altını çiziyor. Tasarım alanı sınırsız bir alan. Bizim hitap ettiğimiz de direkt göze hitap eden ürünler. Dünyanın her tarafındaki ürünleri takip etmek durumundayız. İnternet ortamında, fuarlarda, fuarlara yer yurt içi fuarlara katılıyoruz. İnternet ortamında ise yanlar tarafındaki üretimleri takip edebiliyoruz. Yurtiçi üreticilerin muamellerinden esinleniyoruz. Tabii ki burada herkes birbirinin ürünlerinden esinleniyor. Evlerimizin en çok kullanılan köşesi banyolarımızda güzelliği ön plana çıkaran, banyonun kalitesini artıran, banyoda en çok ihtiyaç duyulan gereçlerden olan banyo dolaplarının renkleri yıllara göre, hatta satılacağı pazara göre bile değişkenlik gösteriyor. Ürünlerdeki renk seçimleri nasıl diyeyim, elbise gibi, moda gibi yıllık olarak değişkenlik gösteriyor. Yani bir sene kahverengi, koyu kahverengi modayken diğer sene daha ceviz kaplama tarzı ürünler tercih edilebiliyor. Veyahut da beyaz her zaman tercih edilen bir renk. Veyahut da kırmızı özel tasarımlarımız var. Müşterilerin tercihlerine göre renkler de bu şekilde. Ağırlıklı olarak ama değişkenlik gösteren sabit renklerimiz oluyor. Şık, model ve modern tasarımlara sahip ürünleri beğeniye sunan firma, 2013 banyo mobilya trendleri konusunda müşterilerinin memnuniyetini kazanmak için büyük bir hassasiyet içerisinde çalışıyor. Abdullah Türkmen bu yılın trendinin ceviz kaplama olduğunu dile getiriyor. Bu yıl ceviz kaplama olarak ilk etapta girdik. Daha stil olarak daha tarz duruşu ağır dolap stillerini tercih ettik. Tabii ki spor tarzı diyebileceğimiz dolaplar da mevcut. Bir de daha çok Osmanlı tarzı diyebileceğimiz ürünlerimiz var bu sene. Sezona bu şekilde bir giriş yapmayı planlıyoruz. Tabii ki müşterilerimizin tercihlerine göre ürün yelpazemizi yapacağız, toparlayacağız yani. Banyo dolaplarında modern tasarım ve yüzlerce renk seçeneğiyle dikkatleri üzerine çeken firma, kalitesi ve titiz işçiliği neticesinde ihracat ağını da genişletiyor. Yurt içinde tabii ki değişik bölgelerde bayilerimiz var. Yurt dışında her noktaya ulaşabiliyoruz bayilerimiz vasıtasıyla. Yurt dışında da Kuzey Irak'ta şu anda alıcılarımız mevcut. Daha sonraki dönemlerde Libya inşallah olursa Avrupa ülkelerine de gireceğiz. Çünkü bu tarz üretimler Avrupa'da daha maliyet yüksek olduğu için Avrupa'da Türkiye'den temin ediyor bu tarz ürünlerini. İnşallah Avrupa'da da ürünlerimizi sunacağız.
İnşaat sektörünün hem yurt içinde hem de başarılı Türk müteahhitlerin öncülüğünde yurt dışında gelişme göstermesi firmanın üretim ve satış grafiğine de yansıyor. İnşaat sektörü Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda oldukça hareketli. Bizim sektörümüzle de direkt bağlantılı. Bizim de bu bu pastadan payımızı almamız gerekiyor. Bu tarz işlerimiz de, proje tarzı işlemlerimiz de mevcut, üretimlerimiz. Mimarlarla çalışıyoruz, inşaat firmalarına çalışıyoruz. Bu şekilde projelerle bize geliyorlar. Biz de onların istekleri tarzda, burada tabii ki sadece banyo dolabıyla sınırlı kalmıyoruz. Mutfak dolabına da giriyoruz. Mutfak dolabı üretimleri, fortmant üretimleri, bu tarz üretimlerimiz de mevcut. Bunları da sunuyoruz. Fabrikamızda mobilya üzerine pek çok ürünü üretebiliriz yani, pek çok mobilya üretebiliriz. Üretim sürecine değinen Abdullah Türkmen, ahşap seçiminde MDF, MDF lam ürünleri kullanılarak yapılan mobilyalarda koruyuculu, insan sağlığına zararlı olmayan boya kullanılmakta diyor. Uzun süre suya ve neme dayanacak malzemelerle kaplanan modeller birinci sınıf mobilya kalitesiyle sunuluyor. İlk etapta ham maddemiz olarak ana ham maddemiz MDF, MDF lam olarak kullanıyoruz. Melamin kaplama MDF. Tabii ki ürettiğimiz mamule göre ham MDF de kullanabiliyoruz. Membran kaplama olarak kullanabiliyoruz. Yeni çıkan high gloss MDF, bunları kullanabiliyoruz. İlk ebatlama işleminden sonra, yani üreteceğimiz ürünün ebatlarına göre kesimden sonra kenar bantlama ve delik denme işlemlerinden sonra üreteceğimiz ürün eğer boyalı bir ürünse boyahanemize çıkıyor. Boyahanede lake boya gerçekleştiriliyor. Daha sonra da montaj aşamasına geliyor. Montajlamadan sonra da ambalajlama, kalite kontrolü ambalajlama ve satışa sunuluyor. Tabii ki anlattığım kısa bir süreç ama oldukça detaylı, dikkat gerektiren işlemler. Firmada süreklilik önemli. Uzun yıllardır aynı ekiple çalıştıklarını söyleyen üretim sorumlusu Abdullah Türkmen, sundukları kalitede ekibin profesyonelliğinin etkisinin büyük olduğu görüşünde. Ekibimizde çoğunluğu sabit elemanlarımız. Uzun yıllardır bizle birlikte çalışıyorlar. İşletmemize her türlü emeklerini sunuyorlar. Özverili olarak çalışıyorlar. Tabii ki biz de kendilerine karşılığını vermeye gayret ediyoruz elimizden geldiğince. Abdullah Türkmen, yapı itibariyle üretilen mobilya modellerinde banyo içerisinde bulunan nem ve rutubetten etkilenmemesi ve uzun süre eskimeden kullanılabilmesi için birinci sınıf mobilya malzemeleri kullandıklarını belirtiyor. Banyo dolaplarında tabii ki en çok müşterilerin karşılaştığı sıkıntı su problemi. Banyolarımızda suyla direkt muhatap olan bölümlerimiz. Nihayetinde banyo dolapları da ahşap malzemelerden üretilen malzemelerdir. Tüketicilerimizin banyo dolabı alırken dikkat edecekleri hususlar, öncelikle dolabın suyla temas eden noktalarını, izolasyonlarını takip etmeleri gerekiyor. Asıl burada önemli nokta montaj aşaması. Montaj noktasında suyla temas eden noktaların, izolasyonların iyi yapılması gerekiyor. Silikonla biz bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Aldıktan sonra kullanım esnasında da dikkat etmek gereken noktalar bulunuyor. Banyo mobilyasında uygun bakımın önemine değinen Abdullah Türkmen, mobilyanızı nemli bir mikrofiber bezle silin ve banyonun düzenli havalandırılmasını sağlayın diyor. Bir de tabii ki kullanma aşamasında kullanıcıların dikkat etmesi gereken husus aynalarda suyla temastan sonra kararmalar oluyor. Ahşap bölümlerde de MDF kaplama yüzeylerde de nemin işlemesi sonucu kabarmalar meydana gelebiliyor. Burada kullanıcının dikkat etmesi gereken husus, mesela banyo yaptıklarında içeride oluşan buhar yüzeylere yapışıyor. Bu buharı kuru bezle temizlemeleri mobilyalarını uzun süre kullanmalarını sağlayacaktır kullanıcılara. Şikayetlerini azaltacaktır. Üreticiler olarak da bizim de tavsiyemiz bu şekilde olur son kullanıcılarımıza. Küçük banyolarda farklılık yaratıp büyük banyolarda ince detaylar oluşturan firmanın satış kadar önemsediği bir başka nokta satış sonrası hizmet oluyor. Bayiler kanalıyla satılan her ürünün montajı gerçekleştiriliyor ve her an müşteri taleplerine yanıt veriliyor. Erol Banyo Dolapları olarak bizim satış sonrası hizmetlerimiz mevcut. Kendi personelimiz İstanbul içerisinde, İstanbul dışında da bayilerimizin personeli montajı
olarak montaj hizmeti sunuyoruz. Daha sonra da müşterilerin karşılaştıkları sıkıntıları yerinde tespit ederek çözümler sunuyoruz. Değişim gerekiyorsa değişim yapılıyor. Hatta kullanıcı hatasından kaynaklanan sıkıntılar varsa bunlar da müşterilere bildirerek sıkıntıları gideriliyor. Satış potansiyellerini geliştirip yurt dışına açıldıklarında yapacakları her ihracatla ülkemize de doğrudan katkı sağlayacaklarını dile getiren Erol Banyo Dolapları Üretim Sorumlusu Abdullah Türkmen, geleceğe dair ümitlerini paylaşarak sözlerini noktalıyor. Türkiye içerisindeki piyasamızı daha da genişleterek inşaat sektöründe olsun, maldire sektöründe olsun hizmet ağımızı genişletip ve yurt dışında da satışlarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu da tabii ki daha da önemli. Hem yurt dışına girecek döviz hem de yurt dışında prestijimizi sağlayacaktır. Türkiye olarak ve Erol Grup olarak bu şekilde kendimizi tanıtmış olacağız inşallah.